Merhaba arkadaşlar, otoklinik olarak bugün sizlere aktaracağım konu araç muayenesinde lastik diş derinliği kaç milim olmalıdır? Bu lastik diş derinliği nasıl ölçülür? Yani lastikleriniz muayeneden geçer mi? Bunu nasıl anlayabilirsiniz? Onu anlatmaya çalışacağım. Bunun için iki farklı yöntem kullanacağım. Aslında ikisi de aynıdır ama biri basittir, biri çok az daha farklıdır. Şimdi elinizde şu tarz 1 metre cetvel gibi bir şey varsa aracınızın lastiklerinin, mesela bunlar benim burada çıkarttığım lastikler, hani satılık olarak çıkarttığım lastikler, herhangi bir tanesinin şöyle yanına gelirsiniz, bakın şöyle biraz duralım, bakın 5 milim, yani 4,5 milim falan dişi var. 4,5 milim diş demek muayeneden rahatlıkla geçer demek. Neden? Çünkü araç muayenesinde aranan şey, kriter 1,6 milim araçlar için. Yani normal otomobiller için 1,6 milim. Motosikletler için ise 1 milim. Motosikletler 1 milim. Araçlar, otomobiller için 1,6 milim. Yani şuraya cetveli koyduğunuzda 1,6 milimden fazla geliyorsa, yani 2 milim olarak düşünün. 2 milim geliyorsa aracınızın lastikleri muayeneden geçer. Bakın bunlar 4 milim gelen, hatta 4,5-5'e yakın benim sattığım lastikler. mesela bunlar muayeneden geçer durumda. 1,6 milimi geçtikten sonra lastikler muayeneden geçer. Bunu böyle cetvelle ölçebilirsiniz. Ya da elinize şöyle bir para alırsınız. Parayı buraya koyarsınız. Hani bittiği yeri ya çizersiniz. Ya da böyle tırnağınızla tutarsınız. Şurada kalan kısmı ölçersiniz. Burası kaç milimse, 2 milim geliyorsa araç muayeneden geçer. Yani lastikler muayeneden geçer, araç demeyelim. 1,6 milimin altındaysa muayeneden geçemez arkadaşlar. Burada aranan kriter budur. Araçlar için 1,6 milim, motosikletler için 1 milim. Yani bir cetvel yardımıyla kolaylıkla aracınızın dişlerinin şöyle orta kısmına, bakın şu kenarlara değil, yanlış şey yapmayın, şu orta kısmı, orta kısımdaki diş yere şöyle tuttuğunuz zaman kaç geliyorsa, 2 milim geçiyorsa aracınız muayeneden geçer. Yine bu konuda sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elinden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler arkadaşlar.